Sportif programından hepinize merhabalar sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz ve bu hafta çok değerli bir isimle birlikte olacağız sportif programında. Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Gaziantep Alege Spor şampiyon oldu ve Kıbrıslı Türk sporcumuz Zehra Borazancı da şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Onun duygu ve düşüncelerini ve gelecekle ilgili planlamalarını alacağız. Sportif programı başlıyor. Sayın seyirciler, sportif programımız başladı. Yanımızda Zehra Borazancı var ya. Sevgili Zehra, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk hocam. Evet, Gaziantep Alege Spor'da şampiyonluk geldi. Kıbrıslı Türk olarak da gurur duyduk. Öncelikle kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Dilersen önce şampiyonlukla başlayalım. Neler söylemek istersin? Şampiyonluğumuz çok zor yollardan geçerek oldu. Kadın futbolu bildiğiniz gibi ülke genelinde çok zor olduğu için çok çaba gösterdik buraya gelmek için. Evet. Tabii özellikle bu sezon adını az önce söylediğiniz çok zor oldu. Neden zor oldu? Çünkü Türkiye'nin dev kulüpleri, evet, Fenerbahçe, Galatasaray gibi önemli kulüpler, Türkiye'ye mal olmuş çok değerli kulüpler ilk kez Kadınlar Ligi'nde mücadele ettiler. Ve onlar yarı finalde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e finaldeki rakibinize yenildiler ve evet, finale gelemediler. Hem siz hem Fatih Karagümrük tarihinde ilk kez finale yükseldiniz ve kazanan takım bir ilki yaşayacaktı. Bu duygularla baktığımızda nasıl bir final geçti? Dediğim gibi işte baştan sona kadar biz çok çalıştık buraya gelmek için. Çok inandık. İnandığımız için de hocalarım ve başkanımızın verdiği büyük çabayla buraya geldik. Maddi manevi. Tabii ki de Türk futboluna biliyorsunuz hakemler de çok önemli. Evet. Herkese karşı ne olduğunu gösterdik. Tabii şu var, sürece baktığımızda uzun bir lig maratonu. Özellikle evet, Türkiye'de kadın futbolu Süper Lig olsun, birincilik olsun, ikincilik, üçüncülik yayılmaya başladı. Geniş kapsamlı yayıldı ki siz ilk dönemde Akdeniz Nurçelik'te forma giyerken evet, ikincilikte mücadele ediyordunuz. Ve yavaş yavaş artık Türkiye arenasına, Türkiye futboluna alışmaya başladınız. Oradan bugüne geldiğinizde, süreci değerlendirdiğinizde Zehra Borazancı hangi zorluklarla karşılaştı ve bugünlere geldi? Çok zorluklarla karşılaştım. Gerek takımlarla ilgili, transferlerle ilgili, kalmayla ilgili, ulaşımla ilgili her sorunu yaşadım. Evet, özellikle bu sorunu yaşarken geldiğiniz noktada zaman zaman bir kadın olarak, kadın futbolcu olarak pes etmeyi, bırakmayı düşündünüz mü? Hayır, hiçbir zaman için pes etmeyi düşünmedim. Çünkü daha fazla hedef koymayı düşündüm üstüne. Her zaman daha fazlasını yapmak istedim. Şampiyonluk da bunu getirdi bize. Evet, tabii özellikle Zehra Borazancı bu sezon adına elbette ki 2021-22 futbol sezonunda Gaziantep Alege Spor'la şampiyon oldu. Teknik adam Hasan Vural özellikle evet, önemli pay sahibi ama takım arkadaşlarınız da ciddi anlamda pay sahibi bu şampiyonlukta. Şunu sormak istiyorum. Zehra Borazancı bir Kıbrıslı Türk olarak Gaziantep'e gelirken futbolcu arkadaşları, futbolcu kardeşleri seni nasıl karşıladı? Bu takımdaşlık noktasında süreci değerlendirecek olsan neler söylemek istersin? Zaten çoğuyla hepsiyle beraber oynadım sezon başından sonuna kadar. Yani ilk başladığım futboldan şu ana kadar çok iyi oynadığım arkadaşlarım var. Aynı takımda oynadığım arkadaşlarım var. Hiçbir zaman için zorluk çekmedim yani bu konuda. Evet, özellikle takım arkadaşlarınızdan, farklı takımlardan birlikte gelip de bu takımda forma giydiğiniz var mı? Evet, var. Onların isimlerini alabiliriz. Gülbin Hızla, Ebru Topçu aynı şekilde benimle. Birlikte geldiler. Evet. Özellikle lig maratonu içerisinde mutlaka zor maçlar olmuştur. Şampiyonluğa giden yolda virajı döndüğünüz maçlar oldu. Bunlardan bahsedebilir misin? Şu an
nasıl söylesem size bilemiyorum. Hakkari maçımız vardı. Hiç unutamayacağım bir maçlardan bir tanesi. Evet. 90+6'da hepimiz beraber orta sahaya geçik bir şekilde maçı yönettik. Son dakikalarda Ebru arkadaşımın attığı golle 1-0'lık bir skorla orayı kazandık. Evet, özellikle bu zor maçlar içerisinde, farklı maçlarda oldu mu şampiyonluğa giden yolda kritik maçlar, zor dönen virajlarınız oldu mu? Çok zor maçlarımız olmadı çünkü takım olarak futbolu çok iyi bir şekilde yönettiğimiz için Hasan Ural hocamla beraber nokta bir transfer, nokta bir değişimlerle her zaman için atış yapıyor değiştiğimiz maçlarda. Öyle olduğu için de her zaman için değişik taktiklerle çıkıyoruz maçlara. Evet, tabii Gaziantep şehri bir futbol şehri. Evet. Özellikle sanayisiyle de çok önemli spor bir şehir. Tabii Gaziantep Futbol Kulübü, futbol takımı Süper Lig'de mücadele ediyor. Zaman zaman başarılı sonuçlar, zaman zaman sıkıntılı süreç geçti ama Gaziantep Alegespor, bir kadın futbol takımına bakış açısı neydi? Kulübün yaklaşımı nedir? Daha önceden eskiden benim oynadığım zaman 2017 zamanında ilk değil tabii ki bu benim için Gaziantep. Oynadığım zaman da fazla bir katkı yoktu. Fazla bir tanıma yoktu takımı. Ama şu an için tüm Türkiye tanıyor bizi. Tüm Gaziantep tanıyor bizi. Önemli olan da Gaziantep'in bize çok yaklaşımı çok güzel oldu. Tabii Gaziantep şehri sizi tanıdı dediniz. Evet. Dolayısıyla özele döndüğümde Zehra Borazancı ismi Gaziantep'te, evet, sokakta, evet, dolaşıyor mu? Neler dolaşıyor. Hissediyorsun? Çok duygulanlar yaşıyorum zaten. Her geçtiğim sokakta siz Zehra Borazancı mısınız? Siz Zehra, ailegide oynayan Zehra mısınız? Zek misiniz? Falan filan kısaltma adımı da kullanıyorlar. Zek diye hitap ediyorlar. Evet. Evet. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde var olması bir baskı unsuru oluşturdu mu takımda? Tabii ki oluşturdu. Yani Fenerbahçe'de güzel bir takım kurdu. Yani Galatasaray için pek bunu söyleyeyim ama yine de bir kadın futbolu adına güzel bir girişim oldu bu. Evet, Galatasaray'dan bahsettiniz ama yabancı olmayan bir hocayla devam etti. Nurcan Çelik'le, evet, devam etti. Yine Kıbrıslı Türk Cemre Kara bizim, evet, Mausa Spor Akademisi'nden Galatasaray futbol takımına transfer oldu. Orada futbol hayatını sürdürüyor. Onun geldiği dönemde o gelişimi noktasında birliktelik veya itibat kurdunuz mu Cemre, evet, Kara'yla? Cemre'yle bir itibat kurduk. Gelmeden önce de itibat kurduk. Çok istiyordu gelmeyi Türkiye Kadın Futbol Ligi'ne. Ben de ona çok önce oldum bu konuda. Gelmesini istedim her zamanki şekilde. Çünkü çok yetenekli bir arkadaşım o da. Onu da tebrik ediyorum buradan. Evet, yani başta siz olmak kaydıyla Kıbrıslı Türk olarak Türkiye'de kadın futbolunda temsilcimiz Dilek Özbilir de kadın, evet, futbolunda Türkiye arenasında mücadele eden isim. Cemre Kara'nın gelmesi. Dolayısıyla yeni gençlerin Türkiye kadın futbolunda yer alabilmesi için neler yapmaları gerekir? Daha çok çalışmaları lazım. En önemlisi o. Daha çok özen göstermeleri lazım futbola aynı zamanda. Yani çalışmadan çok, elbette ki çalışmak, çalışarak kazanmak, evet, bir başarı yakalamak ama profesyonel anlayışa girebilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerekir? Profesyonel anlamlara girmeleri için ben mesela Türkiye'de oynayarak kendimi geliştirdim. Yani burada değil. Burada oynadığın süreç değil. Değil. Oradaki süreci anladır mısın? Oradaki süreç her zaman zaten kampla geçiyor. Her zaman antrenmanla geçiyor. Yemen, içmen, uyuman, her zaman bunlara dikkat etmemiz gerektiği için. Yani kendini daha çok futbola yönelik veriyorsun. Yani ekstra bir iş yapmıyoruz. Sadece işimiz bu oluyor. Evet. Dolayısıyla da buraya konsantre oluyorsun. Evet. Tabii ki bunun da zorlukları var. Evet, profesyonel bir futbol anlayışı var. Profesyonel bir yaşantı var. Kadın futbolunda belli bir noktaya gelebilmek için efor sarf ediyorsunuz, zaman harcıyorsunuz da. Futbolun dışında Zehra Borazancı'nın hayatı nasıl geçiyor? Futbolun dışında gezerek geçiyor bazen. Bazen o fırsatı yakalayabiliyor musun? Bazen yakalıyorum, bazen yakalayamıyorum. Çünkü çok vaktimiz olmuyor. Özellikle çeyrek finalden finale kadar olan zamanımıza hiç vaktimiz olmadı. Maç periyodu, evet, kısaydı. Evet. Dolayısıyla sık sık maçlarla fazla sık fırsat bulamadık. Sık antrenman da oldu. Ya, her zaman kamptaydık. Özellikle şey olarak final maçına gelmeden önce İzmir Konak'ta kamp yaptık. Hiç vaktimiz olmadı yani. Evet. Evet Zehra, Türkiye'deki yaşantını özetliyorsun bize. Gerçekten gelen şampiyonluk sonrasında ülkemize bu gururu yaşattın. Öncelikle bu başarıda ülkemizin futbolda temsilcisi, futbolun patronu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Sertoğlu bir kutlama mesajı yayınladı. Diğer kulüpler,
Ve burada olduğun süre içerisinde de zaman zaman biliyorsun önümüzdeki hafta başlayacak Kadınlar Ligi'nde de ülkemizdeki takımların antrenmanlarını izliyorsunuz. Oradaki oyuncularla birlikte oluyorsunuz. Önce Futbol Federasyonu'nun bakış açısından başlayarak daha sonra kulüplere inelim. Hasan Sertoğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Kadın futboluna da futbola geldikten ziyade bence kadınlara sponsor yapılması lazım. Kadınlara evet. sponsor girilmesi lazım. Onlara teşvik edilmesi lazım kadın futboluna. İlk önce bununla başlanması lazım. Ve öyle başladı. Şu evet. anda Puma ana sponsor oldu ve Puma Kadınlar Ligi ismini aldı. Yani bu bağlamda Sayın Sertoğlu ve yönetimini son 2 yıl içerisinde özellikle pandemiden sonra başlayan ligde tüm ligleri sponsorlu oynatma adına ciddi bir girişim oldu. Özellikle A2'lerde Aksa 2 Ligi ilk kez oynatıldı. Bu sezon adına baktığımızda İktisat Bank BTM 1.lik ve BTM 2.lik yine sponsorlu oynatıldı. Şimdi Puma Kadınlar Ligi sponsorlu oynatılarak 2021-2022 futbol sezonunda tüm liglerimiz sponsorlu oynatılıyor. Az önce sizin vurguladığınız gibi bu sponsorlu oynatılması başta kulüpler olmak kaydıyla sporculara nasıl yansıyor, nasıl motive ediyor? Bence maddi anlamda en büyük önemli olan şey maddi anlamdadır onlar için. Çünkü benim zamanımda da şöyleydi. Çünkü herkes antrenmana gelme şekli, beslenme şekli belki de farklı olabilir. Yani en önemlisi bence antrenmana geliş şeklidir. Antrenmana katılımdır, kramponudur, kıyafetidir, taytıdır. Bunlar kadın futbolu için çok önemli şeylerdir. Evet, özellikle ziyaret ettiğin kulüpler var. Evet. Zehra Borazancı'ya, şampiyon Zehra Borazancı'ya bakış açıları nasıl? Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum onlara da bunun vadiliğe. Ben gurur duyuyorum. Bu adı altında ülkeme getirdiğim için şampiyonluğu. Onlara da teşekkür ediyorum. Bana da saygıyla geldiler. Benden bir şeyler öğrendiler. Bir şeyler işte sordular. Ben aynı şekilde onlara cevabını verdim. Tabii özellikle Türkiye'de temsiliyet çok önemlidir. Ülke sporunda az önce vurguladık gençlerin dışa açılımında yaratacağı etki ve orada var olmalarını sağlayabilme adına sizler bir idolsiniz. Dolayısıyla sizlerden aldıkları güçle devam etme şansları var. Bu anlamda baktığımızda bizim alttan gelen ki sanıyorum önümüzdeki hafta ülkemizden ayrılacak Kadınlar Ligi'ni çok izleme şansın olmayacak ama geçmişte de biliyorsun Kadınlar Ligi'nde de oynadın. Alttan gelen oyuncular ki son dönemde ciddi anlamda altyapıdan gelen oyuncular evet. var. Onların gelecekte Türkiye arasında boy gösterebileceklerine inanıyor musun? Tabii ki de inanıyorum. Yetenekli arkadaşlarımız vardır eminim ki. Siz de bunları görüyorsunuzdur. Siz de bunlar için önce olursunuzdur. Bundan eminim. Evet, onları takip ediyoruz. Onlara yol haritalarını çizmeye çalışıyoruz. Yani ben de istiyorum işte arkadaşlarım Cemre gibi olsun, Dilek Özbiler gibi olsun, Zehra Borazancı gibi olsun. Kendilerini bu önde taşımaya gayret göstermelerini istiyorum. Evet, son olarak ülke futbol adına, kadın futbol adına neler söylemek istersin? Başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi'nde 8 takım. Aslında 2008'de başlayan 9 takımlı mücadele daha sonra 5 takıma kadar hatta 4 evet. takıma kadar indiği bir noktaydı. Geçen son oynatılan ligde 6 takımlıydı. Merdal Sancak Yeşilova'nın çekilmesiyle 5 takım kaldı. Yani o istikrarı ülkemizdeki kadın futbolu sağlayamadı. Evet. Bunun sağlanması için şu andaki 8 takımın hem varlığı hem ligdeki mücadeleden çok Futbol Federasyonu bu anlamda neler yapması gerekir? Kadın futbolunun ülkedeki anlayışının değişmesi adına. Benim şöyle bir düşüncem var. Erkek takımlarının futbol yaptığı saatlerin ertesi saatine yani diğer saatine kadın futbolunu koyabilir ki seyirciler de bunu izleyebilir. Seyirciler de kadın futbolunun varlığını görebilir aynı şekilde. Yani benim böyle bir önerim olabilir. Çünkü daha da iyi tanıması için seyircilerin orada kalması lazım. Seyircilerin orada kalması için de erkek takımından sonra bu maçın oynatılması gerekiyor bence. Evet, ülkemizde özellikle şampiyon olan bireysel sporda da takım sporlarında da yurt dışında şampiyon olan veya ülkemizi yurt dışında temsil eden sizin gibi değerli futbolcular ülkeye döndükten sonra ülkenin üst yapısındaki devlet ve hükümet yetkililerinden herhangi bir kutlama ve herhangi bir davet, bir nezaket ziyareti gerçekleştirmeniz için size bir davet yapıldı mı? Maalesef yapılmadı bununla ilgili bir şey. Yani herhangi bir bağlantı kurulmadı. Hayır, hiç yapılmadı. Bu anlamda neler söylemek istersin? Tabii ki de üzücü bir şey. Bence ülkemiz adına üzücü bir şey. Benim adıma değil. Çünkü ben kendim olarak Zehra Borazancı'nın kimin olduğunu gösterdim burada. Evet. Ama ülke devletinin bununla ilgili hiçbir teması olmadı benimle. Evet. Yani burada da bir burukluk yaşadığınızı evet. ifade ediyorsunuz. Evet. Çünkü ben orada nerede? Kendi bayramı dalgalandırıyorum. Evet. Şimdi buradan gidip Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Evet. Orada Şampiyonlar Ligi'nde sana diyorlar ki bu Kıbrıslı Türk. Yani
Yani evet. Türkiye demiyor. Tabii ki de Türkiye bizim ana vatanımız ama Kıbrıs Türk olarak gidiyorsun. Evet. Bu da önemli bir avantaj ve önemli bir temsiliyet. Önemli bir de sorumluluk üzerinize yüklüyor. Zehra Borazancı olarak. Evet. Sayın seyirciler, sportif programı devam ediyor ve çok değerli bir isim Zehra Borazancı ile röportajımız devam ediyor. Gerçekten ülkemiz adına son derece önemli bir şampiyonlukla ülkemize döndü ve hafta içerisinde de yeni sezonla ilgili çalışmalarla ilgili Türkiye'ye geri dönecek. Kendisi de bize bu fırsatı verdi, yaşamış olduğu şampiyonluk ve daha sonrasındaki yaşayacağı gelişmeleri bizlerle paylaşıyor. Evet Zehra, az önce Şampiyonlar Ligi ile devam ettik ama önce 2013 Rotterdam Hollanda'da 2. ligde 10 aylık bir süreciniz oldu. Yani Avrupa macerasına ilk adımı attınız. O ilk adımı atarken neler hissettiniz? 10 aylık süreçte neler yaşayarak geri döndünüz? Çok kısa bunu alalım. Sonra bu sezon adına Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Tabii ki de orada da büyük tecrübeler yaşadım. Kalmak istedim ama bazen olmuyor kalmak. Tabii ki de orada da başarılar elde ettik. İkinci olarak çıktık gruptan. Sonra tekrardan kendi ülkeme döndüm. Tabii Avrupa'da, Hollanda biliyorsun futbolun bir anlamda özellikle altyapılar noktasında da önemli merkezlerden bir tanesi. Hem Avrupa'da, Hollanda'da oynamış bir Kıbrıslı Türk olarak hem Türkiye'de oynamış bir Kıbrıslı Türk olarak değerlendirdiğinde gerek antrenmanlar, gerek maçlar, gerekse bir sezon boyunca takım hazırlığındaki artıları eksileri değerlendirdiğimizde Türkiye bunun hangi noktasında? Yani oralara yakın mıyız yoksa belli aşamalardan geçmemiz mi gerekiyor? Tesis bakımından çok geriyiz. Evet Türkiye'de. Son yıllarda inanılmaz tesis yapılıyor Türkiye'ye. Tesis bakımından çok geriyiz. Sonuç olarak yayın konusunda çok geriyiz. Kadın futbolunun yayını çok az yapılıyor. Bu sene belki o da başlamaya başladı. En çok konuşulan şey de bu. Yayın olayı kadın futbolunda. Evet, yani özellikle kadın futbolunun gelişmesi, yaygınlaşması ki kadınların daha çok özgüven yakalayarak bu yeşil sahalara adım atmaları için basının da önemli bir gücü olduğunu. Basın demişken özellikle ülke basınının gelen şampiyonluk sonrasında sizdeki yarattığı etki veya sizin başarınızı ön plana çıkarma noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz? İstediğiniz değeri buldunuz mu? Gerek görsel, gerek yazılı basında. Tabii ki de siz önce olarak teşekkür ediyorum size hocam. Siz tabii ki de verdiğiniz röportajla, verdiğiniz gazeteye fotoğraflarla beni gururlandırdınız. Teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Çünkü yapmış olduğunuz başarı, yadsınamaz başarı. Kıbrıs Türk futbolunu, Kıbrıs Türk kadın futbolunu temsil eden ve önemli başarılar elde ettiniz. Bunu yansıtmak bizim görevimiz. Döndükten sonra hazırlık dönemi başlıyor. Evet. Hazırlık dönemiyle birlikte Şampiyonlar Ligi, ön eleme maçlarınız da var. Şampiyonlar Ligi maceranız olmuştu. Evet. Ama bu tam çok farklı bir Şampiyonlar Ligi olacak diye düşünüyorum. Çünkü tarihinde ilk kez Türksel Kadınlar Futbol Süper Lig'de şampiyon olan Gaziantep, Alegespor'un hem ligdeki sorumluluğu arttı hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki sorumluluğu arttı. Özellikle bu Şampiyonlar Ligi'nde ülkenin genel tanıtımı ve kulübe getirisi açısından baktığımızda da çok önemli bir mücadeleye gireceksiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki de başkanımız ve hocamız bu konuda büyük bir çalışmalar içerisindeler şu anda. Gaziantep'te de aynı şekilde. Başkana da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hasan Hoca'ya da. Tabii ki işte şu andan itibaren yani pazartesiden itibaren bir kamp sürecimiz var 12 günlük. 12 günlük kamp sürecimizden sonra işte Sırbistan'daki Şampiyonlar Ligi'ne maça hazırlanacağız.
Evet, nasıl bakıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler mutlaka yüksektir. Biz Zehra Borazancı olarak değerlendiririz. Neler bekliyorsunuz, neler hedefliyorsunuz? Tabii ki de elimizden geldiğini yaparak ilk 35'e çıkmayı düşünüyoruz takımla. Evet, son olarak özellikle Kıbrıs Türk futbolunu dediğim gibi Türkiye'de çok önemli bir şekilde temsil ediyorsunuz. Başarılı bir şekilde temsil ediyorsunuz. Zehra Borazancı'nın önce kendi ülkemizdeki altyapıdan gelen kadın futbolcularımıza nasıl bir tavsiyesi, nasıl bir önerisi olacak? Daha sonra da son bölümde de programı kapatalım. Kadın futboluna şöyle bir şey söyleyeceğim. Gençlerin daha çok çalışarak, daha çok isteyerek, yani her bakımdan antrenmanları kaçırmadan maddi manevi yardımın olacağını biliyorum ben bu saatten sonra. Tabii ki de Puma'nın verdiği destekle. Kendilerine özgüvenlerini yüksek tutmasını istiyorum. Hiçbir şey başaramayacağın yolu yoktur. Ben bunu kanıtladım ve başardım. Pes etmemek, yola devam etmek. Devam etmek. Başaran bir Zehra Borazancı olarak Gaziantep Alegaspor'da hedefi nedir? Şampiyonlar Ligi ve sonrasındaki hedefleri nelerdir? Gaziantep'te tekrardan Kadınlar Türksel Süper Ligi'nde bir ilki daha yaratmak istiyoruz. Belki de hiç gol yemeden devam ederiz Süper Lig'de. 2'de 2 üst, evet. 2 kez üst üste şampiyonluk. Evet. Evet, aynı şekilde devam etmek istiyoruz ve tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne gidip bir tura çıkmak istiyoruz. Özellikle bir tur çıkmanız ve daha da ilerisine gidebilirseniz gerçekten Türkiye adına son Türkiye derece adına önemli olacak. Türkiye adına çok güzel olacak çünkü bu sefer sadece Sırbistan'da olmayacak bu. Kendi ülkemize gelecek takımlar. Evet, o da son derece önemli. Evet, yani ülkeyi önemli. Sadece şehir olarak temsil etmiyorsunuz, Türkiye olarak şimdi evet. Temsil ediyorsunuz. Ve sadece sportif anlamda değil, turizm anlamında da ülkeyi tanıtma adına da spor ve futbolun ne kadar değerli ve önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet. Evet Zehra, son olarak neler söylemek istersin? Kırmadın, katıldın. Hafta başında ülkemizden ayrılacaksın. Biz BRT Spor Servisi ailesi olarak elde etmiş olduğun şampiyonluk tabii ki bir takım şampiyonluğudur, bir ekip şampiyonluğudur ama Kıbrıs'ı Türk olarak Zehra Borazancı'nın şampiyonluğu bizi gururlandırdı, onurlandırdı ve bu yapmış olduğun başarının da sadece bir kağıt üzerinde yazılı kalmaması adına hem programlarda hem gazetelerde hem de bizim özellikle ben kendi adıma söyleyeyim alttan gelen sporcuların da artık Türkiye arenasında Cemre Karay'la başlayan evet. ilk adım yavaş yavaş olgunlaşarak sayıların artmasını bekliyorum. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Tabii ki de ben kendi açımdan illaki birkaç zaman sonra bırakacağım futbolu. Evet. Bıraktığımda ben ülkemin bana sahip çıkmasını istiyorum. Kadın futboluna sahip çıkmasını istiyorum. Ülke bayrağına sahip çıkmasını istiyorum en önemlisi. İsme sahip çıkmasını istiyorum. Aynı şekilde biliyorsunuz Merve Çelebi de evet. aynı başarı yaşadı. Türkiye'de ve bizlere sahip kar çıkmasını. Voleybolunda, voleybolda evet, inanılmaz başarılar. Bizlere sahip çıkmasını istiyorum. Hiçbir şekilde bırakmamasını istiyorum. Orada biz bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Bu gerçekten zor bir şey. Evet. Kolay bir şey değil yani. Çünkü ailenizi bırakıyorsunuz. Yeni bir yaşam, evet. yeni bir hedef, yeni bir anlayışla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani hayatınızı yeniden yaşatmaya evet. başlıyorsunuz. Bu da zor. Her zaman her takıma gidince yeni bir hayat kuruyoruz kendimize. Evet. Gelecekle ilgili planlarınız az önce belirttiğiniz evet. Çok fazla süreniz kalmadı gibi geliyor ama bana göre 3-4 yıllık erken de bir noktalamak ama bu sizin tercihiniz, saygı duyuyorum. Gelecekle ilgili planlamalarınız mutlaka vardır. Yani futbolu bıraktıktan sonra neler yapmayı düşünüyor Zehra Borazancı? Aynı zamanda öğretmenim de, beden eğitimi öğretmenim de. Evet. Beden eğitimi öğretmenliğine devam etmek istiyorum. Tabii ki de ülkemde olur, dışarıda olur, bilmiyorum tabii ki. Fitness'a yönelik bir şeyim var, çalışmalarım var. CrossFit'e yönelik çalışmalarım var. Ayak tenisine yönelik çalışmalarım var. Ayak tenisi de oynamışsınızdır. Evet, evet oynadım. Antrenörlük yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an değil ama belki de bir zaman sonra olabilir. Evet. Evet, çok çok teşekkür ediyorum sevgili teşekkür Zehra. Yeni dönemde 2022-23 futbol sezonunda başta Zehra Borazancı'ya bir Kıbrıslı Türk olarak, içimizden biri olarak Gaziantep Alegaspor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında sizlere yürekten başarılar diliyorum. Temenni ediyorum ki dilediğiniz, istediğiniz başarıları yakalarsınız sevgili Zehra. Teşekkür ederim hocam beni çağırdığınız için bu programa. Ben teşekkür ederim. Sportif programımızın sonuna geldik sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluyoruz.
ve bu hafta gün adına Zehra Borazancı bizlerle birlikte oldu. Gaziantep Alegespor takımında, kadın futbol takımında şampiyonluk yaşamış ve başarılı bir şekilde Kıbrıs'ı Türk kadın futbolunu temsil ediyor. Kendisine programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz ve yeni sezonda da kendisine başarılar diliyoruz. Biz de burada programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda sizlerle birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kameraman arkadaşım Mehmet Burkay'la birlikte yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgisiz ve sporsuz kalmayın. Hoşça kalın.